أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن المحمود هو الله جل جلاله ومصلى ومسلم عليه محمد وآله الله سبحانه وتعالى يبعد المخطى الله رحمه صلى الله عليه وسلم رسول أكرم محمد مصطفى صلى الله عليه وسلم يسلم والسلام نربسن السلام عليكم حرمت لك أهل إسلام أهل إيمان أزيز مؤمن مسلمان أكي أكي برادر أفسين الله الله سبحانه وتعالى بر أي ما بين ده qilgan ibodatlarimizni, tutgan ro'zalarimizni, o'qilgan hatm Qur'onlarini, taravih namozlarini Alloh taolo o'zini targ'ohida beriyalik bilan qabul maqbul qilsin. Juma xutbalarida arab diyorlarida umuman butun dunyo mu'min musulmonlarining odati shuki, Ramazon chiqqanidan so'ng birinchi bo'lib aytiladigan, ellarga jamoatga eslatiladigan masala maza ba'da Ramazon. Ramazon oyidan so'ng nima qilamiz? Ramazon oyidan so'ng qanday ishlarni bajaramiz degan mu'min musulmonlarga eslatma beriladi. Inshaalloh biz ham mana shuni tushuntirishlikka harakat qilamiz. Bir necha sabablar yoki bir necha yo'llari bilan. Birinchisi A'udhu billahi minash shaytonir rojim va la takunu kallati naqadat g'azlaha. Alloh taolo Qur'oni Karimda Makkada yashaydigan bir ayol kishi tafsirda keltiriladi, ahmoq ayol kishi haqida Alloh subhanahu va taolo marhamat qilib aytibdiki, va la takunu kallati naqadat g'azlaha, qo'li bilan mehnat qilib to'qib bir shaklga keltirgandan so'ng naqadat buzib tashlagan ayol kabi bo'lib qolmanglar. Ba'da inkasan o'zi to'qib to'qimalarini tayyorlagandan so'ng buzib tashlagan ayol kabi bo'lib qolmanglar deb Alloh taolo Qur'on Karimda marhamat qiladi. Bu ayolning qissasi qanday deyilsa, Makka mukarramada bir ayol bo'lar ekan. Bu islomdan avvalgi vaqtlarda mana shu ayol kishi er talabdan boshlab mehnatga kirishadi va har kuni mana shu ish bilan mashg'ul bo'ladi. Iplarni olib keladi, ularni ip shakliga keltiradi, so'ngra gazlama qiladi. So'ngra mana shu ipdan bir shaklni insonga boshiga kiyadigan shapkamidi, ustiga kiyadigan ko'ylakmidi, jinpirmidi, shunga o'xshagan narsani boyagi ayol kishi mehnat qilib to'qib nihoyasiga yetay degan vaqtida o'z qo'llari bilan buzib tashlar ekan. Buzib, yirtib, maydalab hech narsaga yaramaydigan qilib tashlar ekan. Nima uchun Alloh subhanahu va taolo bir ayol kishini ahmoq ayol kishi tafsirda keltiriladiki, imro'atun hamqa deydi. Hamqa degani ahmoq degani, arab tilidan biz tilga to'g'ri tarjima qilingan ahmoq ayol kishi, ya'ni mehnatini chippakka chiqargan, mehnatiga achinmaydigan, mehnatini yo'q qilib yuborgan ayol kishi kabi bo'lib qolmanglar. Mehnatdan so'ng birinchidan vaqti ketdi, ikkinchidan gazlamasi ketdi, uchinchidan chiroyli bir mehnatni, nihoyasiga yetib qolgan mehnatni yo'qqa chiqarib olgan mana bu ayol kishi kabi bo'lib qolmanglar deb Alloh subhanahu va taolo Qur'oni Karimda marhamat qilyapti. Ulamolarimiz nimaga hozir biz mana bu tafsirni aytyapmiz desa, ulamolarimiz bu ayolga o'xshab qolmanglar deganining sababi qaysi inson ibodat qiladigan bo'lsa, chiroyli ibodat qiladigan bo'lsa, so'ngra mana shu ibodatini o'zi yoki riyo bilan yoki sum'a bilan yoki ibodatdan so'ng fisqu fasad bilan yo'q qilib yuborsa, o'sha ayoldan ham yomonroq. Demak, u ayol kishi bir kiyimni yasadi xolos. Kiyimni to'qidi xolos. Siz esa qaytib kelmaydigan ibodatni qildingiz deb sharhlashadi. Misol, bir inson hajga borsa, pul sarflasa, vaqt sarflasa va kuch sarflasa, bir necha narsalarni sarflasa-yu, hajdan kelgandan so'ng hajdan avvalgidan ham betar bo'ladigan bo'lsa, mana shu ahmoq ayoldan farqi yo'q. Bir odam umraga boradigan bo'lsa, umra amallari ham vaqt kerak, pul kerak, safar kerak, mehnat kerak, charchoq kerak, mana bu amallarni hammasini bajarsa-yu, umradan kelgandan so'ng yana avvalgi holatdan ham betarroq bo'lib ahmoqi chiqadigan bo'lsa, mana bu ayoldan ham betar deb aytishadi. Bunun Ramazonga nima aloqasi bor deyilsa, biz bir oy mobaynida roza tutdik. Bir oy mobaynida o'zimizni ko'p gunohlardan, kamchiliklardan, xatolardan to'xtatdik. Qo'shimcha taravih namozlarini o'qidik, qo'shimcha xatm Qur'onlarni qildik. Xususan mana issiqda roza kelganda suv ichishni imkon bo'lgan vaqtida yoki taom yegimiz kelsa ham 30 kun mobaynida, bir oy mobaynida roza tutdik. Alhamdulillah, ro'zani nihoyasiga yetkizdik. So'ngra xursand bo'ldikki,
Bizge Allah Teala bana şu rozanı tutuşluğunun imkaniyetini verdi ve Ramazan rozasının nihayesi yetkizdik. Ama köp insanlar Ramazan rozasının nihayesi yetkeneden sonra Ramazan rozasında kıyan ibadetlerini ünitediler de huddeki kafasından çıkan kuş gibi farz namazlarına hem bir itibar bulup kaladılar. Allah Teala bizi saklasın. Ramazan özü nime? Kanday kılıp düşünemiz ise Allah Teala ya eyyühellezine amenu kutibe aleykumus siyam كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذ۪ينَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ اَيَّامًا مَعْدُودًا Ey iman keltirgenler, sizlerge Ramazan rozası farz kılındı, sizlerden aldıngilerge farz kılıngeni kebi, لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ Şayet ki Ramazan rozası da sizlerde takva payda boladagan bosa. Şayet ki rozanı tutgenilerden son, sizlerde takva payda boladagan bosa degen ayet-i kerimeni düşürdü. Takva, takva degeni, yani mu'min, musulman kişi yaxşiliklerini becerip yamanlıklardan ihtiyat buluşluyum. Biz şimdi Ramazan ayını mesela bir kemisiye ya ki şunge hoşçakam nersi deyip düşünelik. Ramazan ayı kegen vakti de biz cüde ibadetlerine berildik. İbadetlerini kıldık. Bana onu iki ay buladığım bu ise 11 aydaki meydide Ramazan bir ay mabaynı da 30 gün ya ki 29 gün bana şu roza tutulan. Ve biz ibadet bilen maşgul bulamız. Ramazandan çıkarımızdan son, bana şu ibadetlerde yine devam etçiliğimiz üçün, yine hatim Kur'anlarda devam etçiliğimiz üçün, takvada devam etçiliğimiz üçün ve karek mesela taravih namazı tohtagen bosa, tüngü okuladigen kıyam-ı leyl namazları tohtagen yok. Hatim Kur'anlar tohtatilgen bosa, Kur'an'ın virdiye her gün okuladigen Kur'anlar tohtatilgen yok. Sadaka ihsallarını Ramazan'da köp kılıyatken bosak, indi hem bana bu sadaka ihsallarını devam ettirsek bulalım. Çünkü için ulamalarımız açıyordu ki, Rabbu Ramazan, ve Rabbu Şevval, ve Rabbu Zülkı'de, ve Rabbu Zülhicce, ve Rabbu... Ama ayların ilgesi. Ramazan'ın ilgesi Allah Teala. Ramazan'dan keyingi Şevval'ın ilgesi hem Allah Teala. Şaban, Recep, Zülkı'de, Zülhicce, bana bu 12 ayının ilgesi Allah Subhanahu ve Teala. Yani, Allah Teala siz bilen bizni bir ay ibadet kılışlık üçün yaratmadı. Belki Allah Teala amellerini tohtatmadı. Ferişteler yazışlıktan tohtamadı. Oyun taraftaki yakşılığını yazadigen ferişteler, çap taraftaki yamallığını yazadigen ferişteler hel hem devam et yaptı. Belki Ramazan bir mevsim ki ibadetini köpeytirişlik mevsimi halas. Ama Ramazan'dan son ibadetini tohtatçılık mevsimi emez. Çünkü üçün. Hürmetli, aziz, mu'min, musulman, eke, öke, abasingiller, Ramazan ketti de ibadetlerden tutsaymelik, kemeymelik. Ramazanını kabul buluşligini alamadı. Ya ki umumi, amellerini kabul bulgarligini alamadığını kaysa orunda bile deyse, ulamalarımız yetişedi ki, amelini kabul bulgarliginin alamadı, ana şu amelden son insanın özgârişi. Ayet-i kerimede hem bunu dalalat bulu yaptı. لَعَلَّكُمْ تَبْتَقُونَ Şayet ki, sizlerde takva hasıl basadı. Bana yine de özünüzde bir soru vereyim. Ramazan rozasını tuttuk. Ramazan ayıda kılınıyatkan ibadetlerimiz susayıp, kemayıp geçse Ramazan'dan kurtuluş için tutken bulamız halas. Ramazan çıkanından son yine de ibadette, yine zikirde, yine Allah Teala'ya duada, tazarruda, huşuda devam etken bulsak demek inşallah Allah Teala siz bilen bizlerini rozalarımızı kabul kılıptı. Çünkü amelinin en mühim caylardan biri bu o şey amelini kabul buluştuk. Biz Mekke'de ayol kişiye okşam. Kılıngen ibadetlerini, uyu bir kıyımını yok kıldı. Kılıngen ibadetlerini bozup, yok kılıp, ortadan bana şu ibadet bulmayan insan kâbı bozsak, bana bu ibadetlerimiz kabul mesulen. Allah Subhanehu ve Teala hammelerimize tevfik hidayet versin. İbadetlerde bardağın buladığım insanlar katardıksın. Allah Subhanahu wa Taala bir ay mabayında kılıngan mehnetlerimizni özünü dergahida beriyali bilen kabul qilsin. Subhanaka Allahumma bihamdik. Eşhedü en la ilaha illa ent. Estağfiruke ve etubu ileyk. Selamu aleykum ve rahmetullahi.